Merhaba kıymetli seyirciler. Masonluk son asırların üzerinde en çok münakaşa edilen müesseselerinden bir tanesidir şüphesiz. Dünya barışı, din ve ırka bakılmaksızın insanların kardeşliği, içtimai tesanüt yani sosyal dayanışma gibi bir takım ulvi maksatlara hizmet iddiasında bir kuruluştur. Ancak halk arasındaki umumi kanaat masonluğun siyonizme bir başka deyişle Yahudilerin dünya hakimiyetine hizmet etmek için kurulmuş, dünyayı idare etme gayesine kendisini adamış bir gizli teşkilat olduğudur. Kulübe giriş çok enteresan ritüellerle gerçekleşiyor. Mensuplar gözleri bağlı bir şekilde merkeze götürülüyor. Sadakati sınandıktan sonra mukaddes bir kitaba yemin ettiriliyor. Tantanalı ve gösterişli kıyafetler ve semboller kullanılıyor bu merasimlerde. Bu halleri de masonlara karşı umumi bir ürküntü hasıl etmiş olabilir halk arasında. Bilinmez, belki de cemiyetin arzusu budur. Son asırlarda dünyada olup biten bütün hadiselerin arkasında masonluk aranmıştır. Her ülkede iktidardaki kilit isimlerin mason olduğu iddia edilmiş, bazen de bunun gerçek olduğu hayretle görülmüştür. Cemiyetin menşeini 12. asra götürenler var. Haçlı seferleri sırasında 1118 senesinde Kudüs'te Beyt-i Makdis yani Süleyman Mabedi'ni Müslümanlara karşı korumak için bir tarikat kurulmuştur. Templiye şövalyeleri tarikatı, yani Templiye mabet, tapınak demektir. Bunlar tapınak şövalyeleri diye meşhurdur. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı seferleriyle Levant Haçlıların eline geçmiştir. Yani o zamana kadar Müslümanların elinde olan Levant, yani Adana'dan Gazze'ye kadar olan mıntıka Haçlıların eline geçmiştir. Ezcümle Kudüs Haçlıların eline geçmiştir. Burada küçük küçük Haçlı krallıkları kurulmuştur. İşte bu devir zamanında kurulan bir tarikattır Templiye. Bunlar Filistin'de, o zamanki Filistin'de kaleler, kiliseler, yollar, köprüler inşa ettiler. Günümüze kadar gelmiş olan bu eserler var. Müslümanlara karşı da Şia'nın İsmailiye koluna mensup Hasan Sabbah ve Fedailerle işbirliği yaptılar. İsmaililerle işbirliği yaptılar. Templiyeciler dünyada ilk bankacılık faaliyetini yürütmüştür. Mukaddes beldelere yani Kudüs'e gidenler yolda soyulma tehlikesine karşı paralarını hareket ettikleri yerdeki bu tarikat mensuplarına teslim ediyorlar. Bunlar yolcuya mühürlü bir kağıt veriyorlar. Parasını tarikatın Filistin'deki mümessilinden alıyor. Bunların çoğu yolda öldüğü için tarikat, bu paralar tarikata kalıyor ve tarikat çok zenginleşiyor. Krallara bile borç veren bir müessese haline alıyor. Böylece giderek güçleniyor. Devlet içinde devlet haline geliyor. Ve artık kendisini dini prensiplere de uymak mecburiyetinde hissetmiyor. Bunun üzerine Papa tarafından aforoz ediliyorlar. Tarikattan borç alıp da ödeyemeyen Fransa kralı 4. Philip 1314 senesinde Fransa'da şövalyeleri muhakeme ettiriyor ve yaktırıyor. Bu muhakemenin zabıtları yakın zamanda ilan edilmiştir. Rivayete göre katliamdan duvarcı kılığında kurtulan ve İskoçya'ya kaçan bir grup sayesinde tarikat gizliden gizliye devam etmiştir. Ve tekrar tarih sahnesine 18. asırda masonluk olarak çıkmıştır. Fransız ihtilaliyle Fransa krallarından, İtalyan ihtilaliyle de Papa'dan intikam almışlardır. Da Vinci'nin şifresi gibi kitaplar hep işte bu irtibatı mevzu edilmektedir. Aslında masonluk kökü ta Roma devrine kadar giden bir meslek dayanışmasıdır. Şark dünyasındaki tam benzeri ahiliktir. Yani bu cihetle, meslek dayanışması cihetiyle. Orta çağda zanaatkarlar hükümdarın emrinde faaliyet gösterirlerdi. Zanaatın icrası, işin teftişi, malın satışı, vergisi sıkı kaidelere tabiydi. Ayrıca angarya mükellefiyeti vardı. Zanaatkarların izinsiz yer değiştirmesi de yasaktı. 13. asırdan itibaren bir grup zanaatkar arkalarına kilisenin de müzaharetini, desteğini alarak hükümdarların kontrolünden çıkıp serbestçe faaliyet göstermek ve hür bir şekilde dolaşmak imtiyazını elde etti. Bunun başında duvarcılar geliyordu. Gayet tabii olarak duvarcılar kıtanın her tarafında
inşaat faaliyetleriyle meşgul oldukları için bu imtiyazı en önce onlar elde etmişlerdi. Tamamen pratik sebeplerle elde edilen bu imtiyaz bambaşka bir yol açtı. Frankmason hür duvarcı demektir. Farmason işte buradan gelme bir sözdür. Masonluk ortaya çıktığı zaman Avrupa'daki yapı ustalarının büyük ekseriyetinin eski Templiye mensupları olduğu düşünülürse masonluk üzerinde tarikatın tesirini anlamak daha da kolaylaşır. 1314 senesinde Templiye tarikatının malları yine Filistin'de kurulmuş olan, oradaki hastalara yardım için kurulmuş olan Hospitalier tarikatına, yani biz bunları Saint Jean şövalyeleri veya Malta şövalyeleri diyebiliyoruz, onlara verilmişti. Bunlar günümüze kadar bu malları kendininkilerle karıştırmadan elinde tutmuştur. Dünyanın en güçlü müesseselerinden bir tanesi Saint Jean Malta şövalyeleridir. Topraksız devlet statüsündedir. Milletler arası hukuk nezdinde. Zamanla meslek mensuplarının yanı sıra burjuvalarda, yani sermaye sahibi orta sınıfta masonluğa kabul edildi. Böylece hür ve kabul edilmiş masonluk ortaya çıktı. Yani hür masonlar esnaflar, kabul edilmiş olanlar da daha sonra kulübe alınmış olan burjuvalardır. Mason kulüpleri mensuplarını bilhassa siyasi otoriteye karşı koruyorlar, kolluyorlar ve onlara elit bir hayat temin ediyorlar. Politikacılar, idareciler, siyasiler kendilerine karşı hareketlerin mihrakı, odağı olabileceğinden korktukları için masonluğa hep karşı çıkmışlardır. Ama zamanla masonlar ileri gelen devlet adamlarını, bürokratları, prensleri hatta hükümdarları da kendi aralarına alarak bu cihette rahatladılar. Ezoterik sembollerle, yani dışarıdan baktığınızda pek mantık kuramayacağınız sembollerle dolu esrarlı ritüelleri vardır. Bu yukarıda da söylediğim gibi çok kimseyi ürkütüyor. Bir taraftan da masonları gülünç bulup onları kafaya çekmek için bir araya toplanmış zengin ve yakışıklı çocuklar olarak alay alanlar da az değildir. Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu gibi mason filozoflar bir hürriyet cereyanı meydana getirmiştir. Bunların meydana getirdiği hür düşünce masonlara mal edilmiştir. Çünkü hükümdarların selahiyetlerinin kısılması masonların faaliyetlerini rahatça yapmalarına imkan hasıl edecektir. Nitekim Lafayette gibi, Danton gibi, Mirabeau gibi Fransız ihtilalinin önde gelenlerin ekserisi masondu. Birleşik Amerika'yı kuranların üçte biri masondu. Rusya'da komünist ihtilalini yapanların çoğu masondu. Nitekim masonlar bunu büyük bir iftiharla ifşa etmektedirler. Bu bir komplo değil. İtalyan ve Yunan ihtilalcileri de masondu. Washington'daki yapılarda hayli mason sembolleri vardır. Dolarlarda dünyayı gören göz sembolü bile masonların evrenin yüce mimarı adını verdikleri tanrıyı sembolize eder. Mamafi masonlar popülaritelerini anlatmak için dünyada muvaffak olmuş bazı şahsiyetleri mason olarak gösterirler. Bunun için propaganda yaparlar. Artık böyle kimselere fahri mason rütbeleri verilmektedir. Masonlar İskoç ve Fransız masonluğu olmak üzere bazen birbirine rakip iki grupta faaliyet göstermektedir. Birincisi ananelere bağlıdır, ikincisi modernisttir. Biraz evvel söylediğim gibi evrenin yüce mimarı adını verdikleri Tanrı'ya inanmayan bir kimse mason olamaz. Bütün dinlere eşit mesafede bakılır ama fiiliyatta Yahudiler mason kulüplerine alınmaz. Ancak son zamanlarda Yahudilere kapalı kapılar mason kulüplerinde açılmıştır. Kadınlar da mason kulüplerine alınmaz. Bunlar için merkeze bağlı ayrı teşkilatlar kurulur. Mesela Sor Optimist Kurumu gibi, İmser Kadınlar Kurumu gibi. Ayrıca Rotary ve Lyons gibi kulüpler vasıtasıyla da masonluk daha nötr bir şekilde yürütülür. Yani mason yaftasını kendini vurdurmak istemeyen kişiler bu şekilde masonluk faaliyetine iştirak ederler. Masonluğun dünyadaki en büyük muhalifi Katolik Kilisesidir. Papa 12. Clementus 1738 senesinde masonları aforoz etmişti.
Bununla beraber bugün yüksek rütbeli din adamlarında aralısında bile mason olanlara rastlanıyor. Hatta 1978'de kısa bir müddet makamında kalıp esrarengiz biçimde ölen veya öldürülen, yemekten zehirlendiği için öldürüldüğü ilan edilen Papa 1. Johannes Paulus'un bu mason muhalefeti sebebiyle tertiplenen bir komploya kurban gittiği söylenir. 1721 senesinde Paris'e Osmanlı sefiri olarak giden 28 Çelebi Mehmed'in oğlu ve ketüdası, yani kahyası Sait Çelebi, mason olan ilk Türk kabul ediliyor. Diplomatların bilgi alabilecekleri elit çevrelere girebilmek için mason olması o zaman tabii karşılanmıştır. İlk mason locası 1723 senesinde Galata'da açılmıştır. Sonra 1747'de Halep'te açılmıştır. 1760'da İzmir'de 3. mason locası açılmıştır. Sultan II. Mahmut Yeniçerilerle ve Bektaşilerle irtibatlı gördüğü için masonluğu yasaklamıştır. Kulüp yer altına inmiştir. Cemiyeti İlmiye-i İslamiye gibi cemiyetler şekline dönüştürülerek teşkilatlandırılmıştır. Masonlar gitgide idarede söz sahibi olmaya başlamıştır. Paris sefiriyken masonluğa giren Mustafa Reşit Paşa, İngiltere'nin baskısıyla sadrazamlığa getirilmişti. Sadullah Paşa, Keçecizade Fuat Paşa, Mithat Paşa, Ahmet Vefik Paşa bilinen masonlardır. Sultan Abdülaziz zamanında meşrutiyet idealini ateşleyen Ziya Paşa, Şinasi, Ahmet Midat Efendi, Namık Kemal, Besim Ömer Paşa gibi genç Osmanlıların hemen hepsi mason locasına girmiştir. Bunun tabii iki sebebi var. Birisi zamirlerinde bulunan hürriyet iddiasına masonlukta mâkes bulmalarıdır. Ama en mühim sebebi, kapitülasyonlar sebebiyle polisin bile giremediği ecnebi evlerinde toplanıldığı için mason locaları bunların serbestçe faaliyetler gösterebilmesine imkan vermiştir. Bir de bunlar bazıları din kaideleri ve ananelerle biçimlendirilmiş cemiyet baskısından kurtulup rahatça içki içebilme, kumar oynayabilme, kadınlarla serbest münasebet tesis etmek istiyorlardı. Mason olmak bunu kolaylaştırmıştır. Sultan Abdülaziz 1867 senesinde devletin bozulan imajını düzeltmek için Avrupa'ya bir seyahat yaptı. Yanında iki yeğeni Sultan Şehzade Murat ve Şehzade Abdülhamit Efendiler de vardı. Aynı zamanda veliaht olan Murat Efendi yakışıklı, nazik, kültürlü bir genç idi. Avrupa saraylarında çok popüler oldu, çok sükse yaptı, çok sempati kazandı. Hatta Kraliçe Victoria'nın kızı ile, Victoria Melita ile evlendirilmesi bile konuşuldu. Fakat Sultan Abdülaziz memleketin istikbali için tehlikeli gördüğü bu teklifi kabul etmedi. Şehzade istikbalin İngiltere kralı, o zamanki Galler prensi 7. Edward ile dostluk kurdu. Rivayete göre prens, Galler prensi, İstikbalin padişahını, yani Şehzade Murad Efendi'yi mensup olduğu İskoç mason locasına sokmaya muvaffak oldu. İki tarafta bundan bir menfaat bekliyordu tabii ki. Şehzade padişah olduğu zaman İngiltere başta olmak üzere Avrupa'nın kendisiyle iyi geçineceğini, kendisine destek vereceğini, hem de Jön Türklerin muhalefetini kıracağını düşünüyordu. Nitekim Avrupa'da hükümdar ve prenslerin çoğu artık bu tesirli cemiyete mensuptu. O devirde masonluk azalarını sosyal ve mali cihetten destekleyen bir kulüp hüviyetinden öte bir imaja sahip değildi. Bu sebeple şehzadenin masonluğu doğruysa bile bazı kesimlerin şehzadeyi bundan dolayı tenkit etmeleri yersizdir. Bugün bile masonluğa girenlerin ekseriyetinin maksadı sosyal ve mali imkanları arttırmaktır. Yani para kazanmak ve elit kimselerle tanışmaktır. Bu cihetler masonluğun dünya siyasetindeki rolü bugün mesela çok azalmıştır. Birçok müessesedeki dejenerasyondan da nasiplerini almışlar. Skandallarla prestijleri oldukça sarsılmıştır, hatta kaybedilmiştir. Şurası bir hakikat ki masonlar ne dünyayı yer altından idare eden güçlerin bir lobisidir, ne de kafayı çekmek için bir araya gelmiş yakışıklı ve zararsız erkeklerdir. İkisinin arasında bir yerde rol oynamıştır. Peki Şehzade Murat Efendi bu
hareketinin bir semeresini görmüş müdür? Hem evet hem hayır. Sultan Aziz İngiltere destekli bir darbeyle tahttan indirilip de şüpheli bir şekilde öldürülünce Şehzade Murad Efendi Sultan 5. Murad adıyla tahta çıktı. Ancak hadiselerin kendi kontrol ve arzusu ilafına cereyan ettiğini gördü. Ve bu hassas padişahın sinirleri bozuldu. Nevrasteniye yakalandı. Ve daha kılıç bile kuşanamadan 93 gün yani 3 ay padişahlık yaptıktan sonra tahtını kaybetti. Böylece amcasına karşı girişmiş olduğu maceranın karşılığını gördü. Yerine kardeşi Şehzade Abdülhamit Efendi Sultan II. Abdülhamit adıyla padişah oldu. Bir iki sene içinde Mason biraderlerden Scalieri, daha sonra da Ali Suavi, Çırağan Sarayı'nda kalan sabık hükümdarı kaçırıp tekrar tahta oturtmaya teşebbüs etti. Fakat muvaffak olamadılar. Bu da Sultan Murad'ın üzerindeki baskının artmasına ve Sultan II. Abdülhamit'in otoritesini sertleştirmesine sebebiyet verdi. Hasılı bir çare Sultan 5. Murad masonlukta aradığını bulamadı. Bugün Türkiye'deki masonların rivayetine göre Sultan II. Abdülhamit masonluğun dünya siyasetindeki rolünü görünce hususi doktoru Mavroyeni Paşa vasıtasıyla ağabeyinin de 1872'de tekris olunduğu Fransız Büyük Maşrıkına bağlı Prodos locasına müracaat etmiş ve masonluğa kabul edilmesini istemiş. Ancak loca şehzadenin niyetini sezmiş ve muhtemelen şahsiyetinden de ürkerek bu talebi reddetmiştir. Bu sefer Sultan II. Abdülhamit tahta çıkınca cemaatleri bir arada tutmak için kendisinin başında olacağı bir mason kulübü kurmak istemiş. Ama masonlar bunu da engellemiştir. Padişah 1878'den sonra artık bu niyetinden vazgeçmiştir. Yani iktidarı tamamen eline aldıktan sonra artık böyle bir şeye ihtiyacı kalmamıştır. Ancak Sultan II. Abdülhamit enteresandır. Masonluğa açıkça tavır almadı. Siyasetle uğraşmamak şartıyla onları serbest bıraktı. Hatta maddi yardımda bulundu. Ama hep sıkı kontrol altında tuttu. Bununla beraber padişaha deviren İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarının çoğu masondu. Hatta rahat hareket edebilmek için Makedonya Resort'a mason lojasında toplanırlardı. Mason ritüellerine riayet ederlerdi. Hatta Mustafa Kemal o zaman paşa değil 1907 senesinde Makedonya lojasına aza olmuştur. Ancak ertesi sene 1908 senesinde ritüellere devam etmekten vazgeçmişti. İttihatçı masonların çoğu Cumhuriyet'in kuruluşunda rol oynamıştır. Mesela Kemalistlerden Turancılık idealine bağlı olanlarla yani Mahmud Esat Bey, Recep Peker gibi milliyetçiliği reddedip mason kardeşliğini benimseyenler mesela Şükrü Kaya gibi, Tevfik Rüştü Aras gibi, Hasan Saka gibi bunların arasında ciddi ve şiddetli bir ihtilaf çıkmış. Atatürk bunu regüle etmiştir. Atatürk'ün 6 prensibinden biri olan halkçılık ki ismiyle alakalı değildir. İnsanlara halkçılık dendiği zaman işte halkçılık prensibi halkı düşünen. Hayır, halkçılık prensibi tek parti iktidarını öngören bütün sivil cemiyet teşkilatlarının, derneklerin, cemiyetlerin, vakıfların kapatılıp hepsinin tek bir parti altında teşkilatlandırılmasını kabul eden bir prensiptir. İşte kadınlar teşkilatı, gençlik teşkilatı gibi. Halkçılık bu demektir. Mesela bundan dolayıdır ki vatandaşlar ancak Halk Partisi çatısı altında teşkilatlanabilirler. Onun için 1935'te Türk Ocağı dahil bütün sivil cemiyetlerle beraber Mason Cemiyeti de kapatılmıştır. Mason Cemiyeti'nin kapatılması Atatürk'ün Masonlara karşı olduğundan değil, halkçılık prensibine uymadığı içindir. Nitekim İsmet İnönü 1948'de Mason faaliyetlerine dernekler kanunu çerçevesinde çalışmak üzere izin vermiştir. Ama mesela 1924-25 senesinde kapatılan tekkeler bu müsaadenin şumulüne girememiştir. Hoşça kalın kıymetli seyirciler.